Verilen sıralamaya bakılarak aşağıdaki argılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıda Türk İslam tarihindeki başlıca siyasi gelişmeler kronolojik olarak gösterilmiştir. Çıklarımıza bakalım arkadaşlar. Tarihin süreç içerisinde pek çok Türk devleti kuruldu. Bakın arkadaşlar birçok Türk devleti kuruluyor. Karahanlılar, Gazililer, Büyük Selçuklu değil mi? O zaman pek çok Türk devleti mevcut. Anadolu'nun Türk hakimiyeti aslında bulunduğu. Arkadaşlar zaten bakarsanız eğer genellikle Türk devletleri kurulmuş yine yıkılmış. Evet arkadaşlar o zaman demek ki Anadolu'da Türk hakimiyeti mevcut. Malazgirt Muharebesi ile Türklerin kesin olarak Anadolu'ya yerleştiği bakın kesin olarak diyor. Malazgirt'le ne olmuştu arkadaşlar? Anadolu'nun kapıları Türkleri açılmıştı. Türklerin kesin olarak Anadolu'ya yerleştiği savaş Mirya Kefalon'dur arkadaşlar. Bu yüzden C şıkkı yanlış olur. Aynı zaman dilim içerisinde farklı devletlerin hüküm sürdüğü. Tabii ki bakın tarihlerin arkadaşlar hepsi birbirine yakın zaten. Türk İslam tarihinin siyasi mücadelelerle dolu olduğu, bu kurulan devletler zaten Türk İslam devletleri olduğuna göre doğru arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. 11. ve 13. yüzyıllarda Türk İslam dünyasını gösteren yukarıdaki haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türklerin geniş bir alanda hüküm sürdüğü. Bakın arkadaşlar Büyük Selçuklular, Gazneliler bunların hepsi Türkiye Selçuklu değil mi? Hepsi Türk devleti, doğru. Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti'nin hakimiyet kurduğu. Bakın Anadolu'da kim var arkadaşlar? Türkiye Selçuklu doğru. Devletler arası askeri mücadelelerin yaşandığı. Bakın arkadaşlar burada ne verilmiş Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı gibi, Dandanakan Savaşı gibi savaşlar verilmiş değil mi? O zaman bu da doğru. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Oğuz boylarını gösteren yukarıdaki tabloya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kalabalık bir Türk boyu oldukları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok kolu var. Bu sebeplerle birinci öncül elbette doğru. Ülkeyi ikili teşkilatla yönettikleri. Arkadaşlar bakın ikiye ayrılmışlar. Bozoklar ve üç oklar olarak doğru. Siyasi birliği sağlayamadıkları. Eğer bu kadar çok arkadaşlar bölünmüşlük varsa elbette siyasi birlikte yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız e şıkkı olacaktır. Selçuklu askeri yapısının gösterildiği bu tabloya bakılarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Atlı ve yaya askerlerden oluştu. Arkadaşlar bakın atlı birlikler mevcutmuş gördüğünüz gibi ve aynı zamanda normal askerlerde mevcut bu sebeple bire ulaşabiliyoruz modern silahlarla donatıldı. Arkadaşlar burada sadece savaşa her an hazır olunduğu ve atlı birlikler olabilecekleri cihat duygusuyla hareket edildiğinden vesaire bahsetmiş silahları hakkında bize bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Farklı bölümlerden meydana geldiği tabii ki bakın Gulemanı Saray, Sipahiler, işte Hassordları gibi gördüğünüz gibi farklı farklı bölümlerden oluşuyorlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olmalıdır.